Sosyal Hocam kanalından hepinize merhaba. TYT Coğrafya'da bugün sizlerle nüfus ve göç konusunu ele alacağız. Kanalımıza abone olarak tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü, edebiyatla ilgili konu ve soru videolarına ulaşabilir. Aynı zamanda bu derslerin PDF'lerine açıklama kısmındaki linkten erişebilirsiniz. Hadi bakalım, lafı uzatmayalım, derse başlayalım. Şimdi nüfusu tanımlamakla öncelikle bir başlayalım. Sınırları tanımlı bir bölge diyelim. Şöyle bir bölgemiz var. Bu tanımlı bölge üzerinde belli bir zaman içerisinde yaşayan insan sayısı bizim için nüfustur. Tabi nüfus konusu da birçok bilim adamınca yine birçok bilim tarafından da burada incelenen ve burada irdelenen temel bir nitelik ve konu alanı olarak ifade edilebilir. Tabi demografik, sosyal ve ekonomik verilerin toplanması, aynı zamanda bunların değerlendirilmesi ve analiz edilmesi de nüfus sayımı olarak ifade edilmiştir ki bir sonraki sayfalarda nüfus sayımı kısmını biraz daha açacağız. Tabii şöyle önemli niteliklere baktığımız zaman, hani sizde sınavda pratik olarak yarar sağlayacak bilgiler bağlamında, dünyanın temel hani karaların ve denizlerin dağılışı niteliğinde ele aldığımız zaman, Kuzey Yarımküre'de nüfusun Güney Yarımküre'den fazla olması, karaların fazla olmasıyla ilgili olacaktır. Aynı zamanda Kuzey Yarımküre'de Güney Yamaçlar'da, Güney Yarımküre'de de Kuzey Yamaçlar'da nüfusun daha kalabalık olması ise yamaç durumundan ötürü, yani bakıya endeksi olarak ortaya çıkan nüfussal sonuçlardır diyebiliriz. Bazen bunları böyle soru işlerine gömebiliyorlar ve soru işlerinde böyle pratik olarak verebiliyorlar. Onlara dikkat ettiğiniz zaman en azından biz burada o bilgiyi kaçırmayız diye. Bir de nüfus ve insan popülasyonu olarak Antarktika'da yerleşik bir yaşamın, yerleşik bir hayatın orada olmadığını, yine yerleşilebilen alanlara biz ökümen, yerleşilmemiş alanlara ise an ökümen adını verdiğimizi notlarımız arasına işleyelim. Peki insanlar ne oluyor da belli bir bölgeye daha fazla yerleşiyor, bazı bölgelere daha az yerleşiyor veya tercih etmiyor? Yani sık nüfuslanmanın veya seyrek nüfuslanmanın sebepleri neler? İlk olarak seyrek nüfuslanmanın temel sebeplerine bakalım. Bunların içerisinde mesela yoğun bitki örtüsünü gösterebilirsiniz. Nerede? Ekvatorda. Yani inanılmaz bir sıcaklık var. Aynı zamanda nemlilik oldukça yüksek. Yoğun bitki örtüsü dediğiniz ne burada? Hani ağaca bir bakıyorsun 30 metre 40 metre. Doğal olarak insan yaşamına ve oradaki yerleşim unsuruna uygun değil. Ekvator ve çevresinde zaten insanlar 2000 ve 3000 metreden itibaren artık yerleşim yerleri açmaya başlayacaktır. Yine bununla beraber bataklık alanları insanların yerleşimine ve nüfuslanmasına uygun alanlar değil. Yine okyanus ve denizler, tundra alanları. Tundra alanları biliyorsunuz ekvatora yakın soğuk bölgelerdir. Doğal olarak yerleşime uygun değil. Yine verimsiz topraklar, yer şekilleri, çöl alanları, soğuk iklim noktaları. Yani demek ki iklimden, yani kuraklıktan, soğuk veya aşırı sıcaklıklardan, aşırı nemliliklerden, bu gibi unsurlardan insanlar bu bölgeleri tercih etmeyecektir. Ama hani yoğun nüfuslu alanlara baktığımız zaman genel olarak bunların verimli topraklar olduğunu görebiliyorsunuz. Niye? Çünkü bu verimli toprak alanlarında tarımsal faaliyetler insanların hayatlarını idame ettirebilmek açısından oldukça önemli olacaktır. Hani ilk topluluklardan günümüze kadar da önemli bir karşıt unsur olarak, destekleyici unsur olarak daha doğrusu bunu görebileceğiz biz. Yine su kaynakları insanların buzul çağından sonra yerleşim yeri seçerken en önemli özelliklerinin başında gelmektedir. Yine sade yer şekilleri, dağlık ve engebeli alanlardansa, ılıman iklim bölgeleri, aynı zamanda bakı faktörü, işte dedik ya Kuzey Yarımküre'de Güney Yamaçlar, Güney Yarımküre'de Kuzey Yamaçlar diye. Yine sanayi ve ticaret bölgeleri, liman ve ulaşımın uygun olduğu alanlar, madencilik bölgeleri, maden ve yeraltı kaynaklarının bol olduğu ve çıkarıldığı, işlenildiği alanlar ve idari özelliğin, yani işte başkentlerin bulunmuş olduğu önemli merkezler, insanların yoğun olarak nüfuslandığı bölgeler arasındadır. Dünyaya baktığımız zaman genelde Güney Doğu Asya, Batı Avrupa, Amerika'nın doğu kıyıları, doğu bölgeleri, yine Güney Amerika'nın özellikle ekvatora uzak alanları, nüfuslanmanın ön planda olduğu ve fazla olduğu alanlar olarak söylenebilir. Bunlar yoğun nüfus alanlardır. Ama seyrek nüfus alanlara baktığımız zaman işte Rusya'nın kutba yakın alanları, İskandinavya'nın kutba yakın alanları, yine Kanada'nın
kutba yakın alanlarını gösterebiliriz. Bunlar soğuk iklimden ötürü. Yine Orta Asya çöllerinin bulunduğu alanlar, Avusturya çöllerinin, Victoria çölü ve beraberindeki çöllerinin bulunduğu alanlar, Büyük Sahra çölünün yer aldığı alan Kuzey Afrika'da veya Arabistan çöllerinin bulunduğu alanlar, bir de çöl ve kuraklıktan ötürü insanların seyrek nüfuslandığı alanlar arasındadır diyebiliriz. Demek ki hani soğuk iklim, yüksek engebe, aynı zamanda dağlık alanlar ve çöllük alanlar insanlar için az nüfuslanma alanlar arasında. Şimdi nüfus sayımlarına gelelim. Dedik ya, birçok önemli demografik, işte ekonomik, diğer sosyolojik, toplumsal öğeleri ortaya çıkarmak için nüfus sayımlarını gerçekleştiriyorduk. Tabii şöyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabına baktığımız zaman ilk nüfus sayımlarını milattan önce 3000 yılında Çinliler tarafından gerçekleştirdiğini ifade etmişler. Tabii modern anlamdaki nüfus sayımını ise 1800'lü yıllarda İskandinav ülkelerinde görmeye başlayacağız. Osmanlı'daki ilk nüfus sayımının ise 2. Mahmut tarafından yapıldığı deklar edilmiş ama bu nüfus sayımı daha çok hani askere alınacak erlerin tespiti üzerine olmuş. Biz 2000'li yıllara kadar hani evlere burada işte nüfus memurlarına gelerek evdeki kişi sayısını hesaplayarak sayım gerçekleştiriyorduk. Ama günümüzde adrese dayalı kayıt sisteminin uygulanmaya başlanması, yani teknolojinin de devreye girmesiyle beraber artık hani adrese dayalı nüfus sayımları gerçekleşebilecektir. Şimdi geçmişten günümüze baktığımız zaman hani geçmişteki nüfus sayımları daha çok işte asker sayısını belirlemek, köle sayısını belirlemek, vergiye alınacak kişi sayısını belirlemek ya da kadın nüfusunu saymadan sadece erkek nüfusunu sayılarak ortaya çıkarıldığı sayısal ibarelerdi. Ama günümüzde daha çok bakın devletin yapacağı nüfussal yani demografik yatırımlar, yine nüfus miktarı ve artışının tespiti, kır ve kent nüfusunun ortaya çıkarılması, aktif ve bağımlı nüfusu görebilme, cinsiyet ayrımını, cinsiyet farklılaşmasını görebilme, yaş gruplarını görebilme, çalışan ve işsiz nüfusu tespit edebilme, okuma yazma oranını ortaya çıkarma ve bu dağılım unsurlarını, toplum üzerindeki nüfusun nerelere dağıldığını görebilme, ekonomik faaliyet kollarını tespit edebilme ve ortalama yaşam süresinin elde edilmesi konusunda demek ki çok farklı alanlarda nüfus sayımları yapılıp bu verileri bize sağlayacaktır. Bu bakıma da oldukça önemli olduğunu söyleyelim. Gelelim nüfus dünya tarihi açısından sıçrama dönemlerine, yani nüfusun katlanma süresinin ani böyle parladığı dönemler. Birinci sıçrama dönemi olarak burada paleolitik dönem ele alınmıştır. Yani alet yapının keşfi ile beraber 1 milyon yıl önceydi. Artık insanın doğaya yavaş yavaş karşı koyabilmesi unsur olarak ele alınmıştır. Paleolitik dönem, yani eski taş dönemi görülecektir. İkinci sıçrama dönemi olarak da neolitik dönem, yani yeni taş çağında yerleşik hayat ve tarım devrimine, neolitik devreme geçilmeyle beraber görülüyor. Milattan önce 10.000 yıllarında baş gösteren bir dönemdir. Tarımsal devrim, hani insanın tüketici yapıdan üretici yapıya ulaştıran ve doğayı biraz daha kontrol almasını sağlayan önemli bir dönemdir. Üçüncü dönem olarak da biz sanayi devrimini gösteriyoruz. Çünkü buharlı makinelerin sanayide kullanılmaya başlanması, hani seri üretim ve aşırı şehirleşmeyle beraber ve toplumsal refah seviyesinin yükselmesiyle biz 1750-1800 yıllarda üçüncü sıçrama dönemini göreceğiz. Bilmemiz gereken bir takım kavramlar var. Onlara bakalım burada. Şimdi demografik yatırım dediğimiz zaman bu yatırım bir ülkede hızlı nüfus artışına bağlı. Demografik yatırım demek hani insana yatırım, nüfusa yatırımdır. Nüfus sayısı arttı diyelim mesela. Ne yapmak zorundasın? İşte okul, hastane, yol, park gibi yatırımların yapılması demektir. Hani eğer sorulan kapsamı da demografik yatırım diye soruluyorsa veya öyle bir kalıp bilgi orada yer alıyorsa hani bunun bu kavram karşılığı olduğunu unutmayacaksınız. Tabii gelişmiş ülkelerde nüfus artışı düşük olduğu için bu yatırımlar azdır. Ama gelişmemiş ülkelerde hani bunlara daha çok ihtiyaç duyulduğu için demografik yatırımlar daha fazla olarak görülür. Tabii nüfus yoğunluğu Avrupa ve Asya'da, nüfus artış hızı ise Afrika'da, nüfus miktarı ise Asya'da en fazladır. Bakın burayı tekrar edelim. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu Avrupa ve Asya'dır. Avrupa'da olmasının temel sebebi Avrupa'nın yüz ölçümünün küçük, nüfus sayısının fazla olmasıdır. Hani aritmetik nüfus yoğunluğundan ötürü. Asya'da ise özellikle Hindistan ve Çin gibi milyar nüfusu aşan ülkelerin etkisinin olduğunu söylemek gerekir. Nüfus artış hızı en fazla Afrika'dadır. Yani doğum oranının, özellikle doğal nüfus artış niteliğinin en fazla olduğu kıta olarak Afrika'yı göstermek mümkün.
Ama miktar bakımından dediğim gibi Çin ve Hindistan etkeninden dolayı Asya'da nüfus miktarı bakımından oldukça fazla. Şimdi gelelim, hani bu nüfus artışından falan bahsettik. Mesela Afrika'da en fazla olduğundan falan bahsettik. Peki bu hızlı nüfus artışı ve yavaş nüfus artışının olumlu olumsuz niteliklerine. Çünkü bunlar da sınavlarda karşımıza sınav sorusu olarak gelebiliyor. Mesela hızlı nüfus artışı görülen bir bölgede aşağıdaki hani unsurlardan hangisi diğerlerinden farklıdır? Mesela 4 tane olumsuz, 1 tane olumlu neden verir. Sen olumlu nedeni bulmaya çalışırsın, tamam mı? Soru mantığı bu şekildedir. Mesela hızlı nüfus artışının olumlu özelliklerine baktığımız zaman işçi ücretleri düşer. Bununla beraber vergi geliri artar. Çünkü insan sayısı fazlalaştı. İnsan sayısı fazlalaştığı için mesela diyelim ki bir yerde insan sayısı azsa bir defa vergi gelirini azalırsın. İşçi niteliğine baktığımız zaman o ilk maddeye tekrar geleyim. Diyelim ki insan sayısı azsa sen mecburen A kişisini yaptıracaksın. Adam diyor ki ben günlük 150 lira yevmiyeyle bu işi yaparım diyor. Mecburen o parayı veriyorsun. Bu yüzden işveren açısından olumsuz bir niteliktir. Ama kişi sayısı artınca mecburen diyecek ki ben 150 yapıyorum ama adam diyecek ki benim çok daha ihtiyacım var, ben 50 lira yaparım diyor. Ne yapıyorsun? Gidiyorsun 50 lira olanla işe alıyorsun. Yani burada işveren açısından düşünmek gerekir, işçi ücretlerinin düşmesi bakımından. Tabii işçi açısından olumsuz. Mesela günümüzde hani Türkiye'de 10 milyona yakın bir hani şey var. Dış göçe dayalı, mülteci göçüne dayalı bir nüfus var. Bunun en fazla payı da biliyorsun Suriyeliler oluşturacaktır. Şimdi bunların iç piyasaya gelmesiyle beraber de işçi ücretlerinde aşırı düşmenin olduğunu da siz hani toplumsal yaşamınızda veya çevre örneklerinizde görebiliyorsunuz. Hani normalde bir ustanın veya iş ehlinin yapabileceği 5 liralık bir işin 1 liraya düşmesine, işveren açısından da işçi ücretlerinin düşmesine sebebiyet vermiştir. Tabii bu işçi için olumsuz. Savunma gücü artar, insan gücü niteliğinde. Yine pazar genişler. Yani iç üretici ve tüketici sayısı artıyor. Ekonomik çeşitlilik artıyor. Yine mal ve hizmetlere talep de artıyor. İnsan sayısı arttıkça bunlar da artar. Olumsuz niteliklerine gelelim. Bunlar daha fazla tabii. Kişi başına düşen milli gelir azalıyor. Sayı ne kadar fazlaysa gelir o kadar azalır. Eğitim ve sağlık hizmetleri aksar. Çünkü şöyle düşünün. Bir sınıfta mesela normalde 15 veya 20 önce öğrenci olması gerekirken nüfusun aşırı kalabalıklaşması o sınıfta 40-45 öğrenciye tekabül ettirecektir. Veya doktor başına düşen hasta sayısında artış meydana gelir. Belediyecilik altyapı hizmetleri aksıyor. Yine işsizlik artıyor. Tüketim, ithalat bunlar artacaktır. Çünkü ihtiyaçları karşılamak gerekiyor insanların. Çevre kirliliği artıyor. Doğal kaynakların rezervi azalıyor. Çünkü insanlar aynı zamanda ihtiyaç demektir. İnsan fazlalaşması ihtiyaç fazlalığı demektir. Bu da tüketimi artırır. Ekosistemde bozulmalar meydana geliyor ve demografi yatırımlar da artıyor. Bunlar da olumsuz sonuçlar arasında. Yavaş nüfus artışı da hemen hemen bunların tam tersi olarak ifade edilir. Mesela yavaş nüfus artışının olumlu nitelikleri arasında istihdam, çalışan nüfusu karşılıyor, işsizlik azalır. Yine eğitim, sağlık hizmetleri kalitesi artacak, uygun şekilde verilecektir. İşsizliğin azaldığını zaten ilk maddeyle söylemiştik. Demografik yatırımlar azalıyor, devletin yükü azalır burada ekonomik yönden. Düzenli şehirleşme yaşanır, çarpık kentleşmenin önüne geçilir. Vergi gelirleri, ARGE, araştırma geliştirme yani ve eğitim bunlar üzerine daha çok para harcanacaktır. Anne ve çocuk sağlığı artar, çocuk ölümleri azalır. Ortalama yaşam süresinde artıran bir unsur olur. Bunlar olumlu sonuçları yavaş nüfus artışının ama olumsuz niteliğe geldiğim zaman işveren açısından işçi ücretleri yükseliyor. Çünkü az bir nüfus doğal olarak o işi yapabilecek işçi sayısında azalması mevcut işçi sayısında iş ücretlerini yüksek tutmasına sebebiyet verir. Yatırım yurt dışına çıkıyor. Yine nüfus dinamizmini kaybeder bir süre sonra yaşlanacaktır nüfus ve çalışan aktif nüfusa ihtiyaç artar. Ekonomik çeşitlilik azalmaya başlar, pazarı daraltır. Yine savunma gücünü azaltan bir unsurdur. Şimdi bir de hani bağımlı nüfusla aktif nüfusa bir bakalım burada. Hani seçenekler arasında geçmişti. Genç nüfus 0-14 ve yaş nüfus 65 ve üzeri bunlar bağımlı nüfus olarak ifade ediliyor. 15-64 arasındaki olgun nüfus ise aktif nüfustur. Yani çalışan nüfus olarak biz burayı
ifade ederiz. Peki gelelim gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerdeki nüfus özelliklerine. Bunlar da defalarca sınavlarda kalıp olarak karşımıza çıkıyor. Hangisi gelişmiş ülkelerin özellikleridir, hangisi gelişmekte veya gelişmemiş ülkelerin nüfus özellikleri arasındadır, değildir tarzında. Şimdi gelişmiş ülkelere baktığımız zaman özellikle nüfus artış hızının oralarda düşük olduğunu görebiliyorsunuz en başta. Mesela bak Rusya eksilere vurmuş artık, yani nüfus kaybı var. Almanya, Japonya bunlar toplam nüfusun miktarında da azalmaya meydana gidebilecek şekilde bir nüfus artış hızları var. İngiltere'de binde 5,5 İsveç'te binde 1,6, Amerika'da ise binde 9,6 şeklinde şekillenmiş burada. Gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelere baktığımız zaman ise hani gelişmiş ülkelere nazaran nüfus artış hızları biraz daha fazladır. Mesela işte Türkiye'de binde 12, Brezilya'da binde 11, Hindistan'da binde 13, Kenya'da binde 24, Bangladeş'te binde 15 veya Nijerya'da binde neredeyse 20'lere yakın bir oran gibi. Ama şimdi bakalım hani bu özellikler nüfussal açıdan bu ülkelere neler katıyor, neler götürüyor? Orayı bir yer aldım çünkü sınav soru kalıbında bunlar karşımıza geliyor. Şimdi bir defa şunlarda nüfus piramitleri, yani şu piramitler gösterildiği zaman bu piramitlere yönelik olarak bir ülkenin gelişmiş veya gelişmekte ile gelişmemiş veya gelişmekte ile şurası da gelişmiş ülke piramidi olduğunu unutmayacaksınız. Buradan da yola çıkarak söyleyebiliyorum. Mesela diyor ki hani bu piramide ait ülkede nüfussal özellikler arasında hangisi gösterilmez? Ha, o zaman senin aklın hemen nereye gidecek? Gelişmiş ülkelerin nüfus özelliklerine gidecek. Ama mesela bu piramide ait olan bir ülkede özellikler derse o zaman az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler hemen aklına gelecek burada. Şimdi şu ekranı bir daha temizleyeyim. Bir bakalım. Doğum ve ölüm oranı gelişmiş ülkelerde az. Bunu unutmayacaksın. Hemen akla mık gibi kazıyacağımız ilk unsur. Yine nüfusun dağılışı doğal koşullardan bağımsız ve dengeli olacaktır. Yine çalışan nüfusun sektörlere dağılımında hizmet ve sanayinin tarıma nazaran daha fazla olduğunu ifade etmek gerekir. Bağımlı nüfus burada genç nüfus oranına az, yaşlı nüfus oranına göre de fazla. Onu söylemek gerekir. Demografi yatırımlar duyulan ihtiyaç az çünkü nüfus artışı da az zaten. Enerji tüketimi fazla. Kent nüfusu fazla, kır nüfusu az. Nüfusun ikiye katlanma süresi uzun. Niye? Çünkü zaten hani nüfus artışı düşük olduğu için o nüfusu ikiye katlanma süresi de oldukça uzayacaktır. Yine dış ticaret fazlası vardır. Yani ihracat, ithalattan daha fazladır. Bunlar üretici ülkelerdir, satan ülkelerdir, gelişen ülkelerdir. Ham madde ithal eder, sanayisi burada özellikle mamul madde ihraç ediyor. İşlenmiş maddeyi ihraç ediyor. Ortalama yaşam süresi uzun. Kişi başına düşen milli gelir fazla. Aktif nüfus içerisinde çalışan nüfus oranı fazladır diyebiliriz. Şimdi bunlar gelişmiş ülkelerin temel nitelikleri. Ama aynı özelliklerde az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman mesela doğum ve ölüm oranının nispeten daha fazla oldu. Nüfusun dağılışının doğal koşullara bağlı ve dengesiz şekillendi. İşte Türkiye'yi düşünün. Yani 80 milyonluk ülkeden bahsediyorsun, 16-17 milyon İstanbul'da gibi. Yine çalışan nüfusun sektörel dağılımında tarım sektörünün daha fazla oldu. Bağımlı nüfus, genç nüfus oranına fazla, yaşlı nüfus oranına az olarak görüldü. Demografi yatırımlara duyulan ihtiyacın daha fazla oldu. Enerji tüketimin az, kent nüfusunun az, kır nüfusunun daha fazla oldu az gelişmişler arasında. Yine nüfusun ikiye katlanma süresinin daha kısa olduğu nispeten. Niye? Çünkü bakıyorsun hani binde 1,6'nın mı katlanma süresi daha fazla olur? Yoksa binde 24,6'nın mı? Doğal olarak bunun katlanma süresi daha fazladır. Ama burada daha azdır. Çünkü nüfus artışı daha fazla. Bu yüzden hani katlanma süresi daha kısa olarak görülür. Dış ticaret açığı fazla. İthalat, ihracattan daha fazla olur. Bu yüzden devlet açık verir. Bu da ekonomisini yıpratır. Ham madde ihraç eden, sanayi malı ithal eden, ortalama süresinin daha kısa olduğu, kişi başına düşen milli gelirinde daha az olduğu, işsizliğinde nispeten oldukça yüksek olduğu bir nüfus yapısı vardır bu noktalarda. Bu yüzden hani bu iki özellik niteliğini unutmayın. İstisnası olarak ÖSYM gelişmiş veya az gelişmiş ülkelerin nüfus özelliklerinden yola çıkarak veya şu piramitleri vererek bu piramitlerden yola çıkarak bunların özellik ve niteliklerini sizden istiyor. Unutmayalım. Devam edelim. Nüfus yoğunluğuna gelelim.
Şimdi nüfus yoğunluğu bir takım formüllerle ulaşabileceğimiz nitelikler arasındadır. Biz aritmetik nüfus yoğunluğunu hesaplarken toplam nüfusu yüz ölçümüne göre hesaplamaya çalışırız. Mesela bu gibi özellikle biz ne yapıyoruz? İşte Türkiye'nin toplam nüfusuna kadar 80 milyon, işte kaç milyon kilometre kadar şu kadar. Hemen hesaplıyorsun. Ha, demek ki Türkiye'de aritmetik nüfus yoğunluğu kilometre kare başına insan sayısına şu kadar düşüyor. Bu sayıda diyorsun. Bu yüzden burada yüz ölçümü artarsa aritmetik nüfus yoğunluğunun azalacağını söylemektedir. Çünkü toprak ne kadar fazlalaşıyorsa, eğer nüfus sabitse, bu da aritmetik nüfus yoğunluğunu azaltır. Yine nüfus artarsa, aritmetik nüfus yoğunluğu artar. Çünkü yüz ölçümü sabit, nüfus artarsa, nüfusun yüz ölçümü oranı bize aritmetik nüfus oranı verirse, biz bu sonuca ulaşırız. Ama şöyle bir bakalım. Şimdi Avrupa'ya bakıyorsun, yüz ölçümü küçük. Ama Avrupa'da ne var? Bayağı bir sayıda nüfus miktarı var, değil mi? O zaman yüz ölçümü küçük olmasına rağmen insan sayısının fazla olması yoğun alanlar arasında gösterir. Asya'ya bakıyorsun, Asya kıtasında topraklar oldukça geniş ama bir o kadar da işte Çin ve Hindistan'ın da katkısıyla insan sayısı fazla. Bu yüzden bu alanlarda kimin de yüz ölçümüne, kimin de nüfus miktarına dayalı olarak, bunun ön planda olmasına dayalı olarak aritmetik nüfus yoğunluğunun fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bir de tarımsal ve fizyolojik nüfus yoğunlukları var. Tarımsal nüfus yoğunluğunda hesaplama yaparken biz tarımla uğraşan kişi sayısını tarım alanlarına bölerek bunları ortaya çıkarıyoruz. Yani daha çok tarım bölgelerinde ne kadar bir insan sayısı nüfus yoğunluğunda olduğunu bize gösteren unsurlar oluyor. Mesela biz engebeli tarım alanı az yerlerde tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğunu görebiliyoruz. Yani dağlık engebeli alanlarda bu sayı daha fazla. Bu yüzden mesela Rize gibi, Hakkari gibi dağlık engebeli alanlarda bu tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğunu görebiliyoruz. Ancak hani düz ve tarım alanı geniş yerlerde bu sayı daha az olarak görülüyor. Çünkü hani tarım toprağı daha fazla. Bu yüzden Eskişehir, Konya gibi yerlerde tarımsal nüfus yoğunluğu daha azdır. Fizyolojik nüfus yoğunluğuna gelelim. Bu ise toplam nüfusun tarım arazisine bölünmesiyle elde edilen bir sonuç yoğunluk niteliğidir. Bu yüzden sanayileşmiş yerlerde ve engebeli yerlerde fazla olduğunu söylemek gerekir. Tabii şunu da unutmamak gerekiyor. Yoğunlukların fazla ya da az olması kesinlikle veya kesinlikle gelişmişlik düzeyiyle ilgili bir bilgi vermez. Bak, size şöyle bir soru gelebilir. Türkiye'nin nüfus yoğunluğu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Pardon, hangisi yanlıştır? Böyle der. Mesela der ki işte tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerden biri Rize'dir. İşte aritmetik nüfus yoğunluğu Türkiye'nin nedir? Mesela Yunanistan'dan daha fazladır. Veya neresi olsun diyelim. Türkiye'ye aynı yüz ölçümüne yakın bir noktası için. Mesela Gürcistan'dan veya gibi yerlerden daha fazladır. Niye? Çünkü nüfus sayısı oldukça fazla. Ne der? Mesela işte tarımsal nüfus yoğunluğunun az olduğu yerlerden biri Konya'dır. Fizyolojik nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerler arasında Kocaeli gibi sanayileşmiş şehirler gösterilebilir. Bakın bunların hepsi doğru. Söylediğim bütün yorumlar doğru. Bir de şöyleler. Der ki Türkiye'nin aritmetik nüfus yoğunluğunun artması Türkiye'nin gelişmiş ülkelere yaklaşmasına yarar sağlar. Hayır. Ne diyeceksin? Gelişmişlik seviyesi nüfus yoğunluğuyla ilgili değildir. Tamam, unutmayalım. Bunu da ifade etmiş olalım. Devam edelim. Nüfus piramitlerine gelelim. Şimdi nüfus piramitleri yaş ve cinsiyet yapısını bize gösteren temel grafiksel düzlemlerdir. Tabii bu piramitler sayesinde biz ülkelerin gelişmişlik seviyelerini, aynı zamanda nüfusun katlanma süresini, erkek kadın cinsiyet oranının dağılımını, işte bağımlı nüfus, aktif nüfus oranını ve birçok bilgiye ulaşabiliyoruz. Aynı zamanda ülkelerin gelişme ve kalkınma sürecine bağlı olarak ortaya çıkan bu piramitleri de yorumlayarak bu yargıları ortaya çıkarıyoruz. Tabii burada piramitlerin tabanları doğum oranını, tavanları ise şu oranlar ise yaşlı nüfus oranı yani ölüm oranlarını bize gösteren niteliklerdir diyebiliriz. Şimdi düzün üçgen piramide baktığımız zaman mesela İran, Nijerya buraya uygundur. Burada doğum oranının yüksek olmasına karşın ölüm oranlarının azalmaya başladığı ülkelere ait bir piramit olduğunu söyleyebiliriz. Kenarları işe dönük piramide baktığımız zaman ise doğum ve ölüm oranının oldukça fazla olduğu, tabanının geniş olduğu bir piramit var burada. İşte Afrika ülkelerinde, Güneydoğu Asya ülkelerinde biz kenarları işe dönük piramidi görebiliriz. Devam edelim. Arı kovanı piramidine gelelim.
Bu piramitte doğum ve ölüm oranının düşük olduğu, artık hani nüfusun belli bir dengeleşme niteliğine gitmiş olduğu, gelişmiş ülkelere ait bir piramit niteliği olduğunu söyleyebiliriz. İşte Avrupa ülkeleri, yine Amerika Birleşik Devletleri buna örnek olarak gösterilir. Doğum ve ölüm oranı burada düşüktür. Çan piramidine baktığımız zaman belli bir süre düşük doğum, hani nüfus artış politikalarının veya nüfus artış hızının olduğu, ancak son yıllara göre nüfus artış hızında fazlalaşma olduğu, işte İrlanda, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri örnek olarak gösterilebilir. Asimetrik piramide gelelim. Bu piramitte ise doğum oranında ciddi bir düşüşün görüldüğü ülkelere ait piramittir. Yani zamanla, bakın burada nüfus artış hızı fazladır, doğum fazladır ama artık nüfusun niteliği artırılmaya çalışılacaktır. Bu yüzden hani son yıllarda Türkiye'de, yine Japonya, Çin veya Brezilya gibi ülkelerde bu piramide benzer piramitlerin ortaya çıktığını söylemek gerekir. Şimdi gelelim Türkiye'nin nüfusunun tarihsel seyrine. Bu sürece bir bakalım. Tablo üzerinden yorumlamaya çalışalım. Önemli dönemler var ve hani bu nokta atış dönemleri de görmeye çalışın. Şimdi 1927'ye baktığımız zaman, ilk nüfus sayımı yapıldığı zaman bizde 13.648.270 kişilik bir nüfus tespit edilmiş. 35'li yılda ilk yıllık nüfus artış oranımız %21,10 olarak gayet yüksek, yüzde diyorum, binde 21 olarak gösterilmiş burada. Şimdi dikkat ederseniz bu %21 oranının aslında bu kadar çok fazla olmasının en önemli unsurlar arasında şöyle şu noktaya gelelim. 21 ve 19. 35-40'lı arası dönemde özellikle 1939'da Hatay'ın ana vatana katılmasıyla bir %12'lik artışın, ekstra bir artışın olduğunu söylemek gerekir. Bu da önemli bir unsurdur. Yani illa nüfus artışı doğal doğum oranlarına endeksi olarak olmayabilir. Göçler, yeni toprak kazanımları, yeni insan kazanımları da buna eksen gösteriliyor. Şimdi geldik 1945'e aydı. %20'lerden bir anda %10'a düştü. Niçin? Niçin hani 1945'e geldiğinde bu nitelik var? Çünkü seferberlik hali var. Savaşın ekonomik bunalımı var. İşte eli silah tutan askerler, erler silah altına alınmış. Doğal olarak hani olası bir saldırıya karşı ülkenin güvenliğinin sağlanması dolayısıyla erler silah başında tutuluyor. Ülkede ekonomik durum da iyi değil. Bu yüzden artış oranının oldukça azaldığını görebiliyorsun. Ama 45'ten 50'ye geldiğinde bir bakıyorsun %21 oldu. Yani iki katına çıktı böyle. Niye? Çünkü erler askerden döndü. tabii yani unsurumuz bu mu? Değil. Tabii hani savaşın geride kalmış olması, toplumsal düzenin tekrardan oturtulmuş olması. Maşallah askerden döndüler. Ve bir anda %21'e burada bir çıkma oranı var. Şimdi geldik. Daha sonra %20'de, %28 devam ediyor 55-60'larda. Sonra %28'den bir anda %24'e düşüş var. 65'li yıllarda. Niye? Çünkü 60'lı yıllarda bizim Batı Avrupa ülkeleriyle imzalamış olduğumuz işçi göçleri anlaşmaları var. Doğal olarak Almanya'ya, Avusturya'ya, Hollanda'ya, Belçika'ya, farklı ülkelere böyle Fransa'ya işçi göçleri anlaşmasıyla işçi göndereceğiz. Ve bu işçi göçleriyle de artışlı bir azalma meydana gelmiş. Daha sonra bakın 25 devam etmiş. 85'e geldik 20'ye. Tabii bu 85'te azalmanın en önemli unsurlarından biri de şehirleşme, eğitim seviyesinin yükselmesi, kadının hani meslek hayatına, iş hayatına atılması gibi unsurları gösterebiliriz. Daha sonraki dönemlerde 24'ten 21, 18, 15, 12 gibi nüfus artış hızında hani sürekli bir azalma meydana geliyor. Ama bakın şunu söyleyeyim. Nüfus artış hızında azalma meydana gelmek, nüfus miktarında azalma meydana geleceği anlamına gelmez. Binde 0,01 bile artış nüfus miktarının arttığı anlamına gelir. Ne zaman, az önceki tabloda söylemiştik ya, hani eksiye gelen ülkeler vardı. Hemen şuraya geleyim. Ancak nüfus artış hızı eksi ibaresiyle gösterdiği zaman bir önceki nüfus miktarından daha az miktar ortaya çıkmıştır diyebiliyoruz. Yoksa hani %25'ti, sonra geldi işte %10'lara düştü. Bu nüfus miktarında azalma demek değildir. Sadece artış hızında bir azalma meydana gelmiş demektir. Tamam mı? Unutmayın sakın bunu. Bak onu hemen somutlayalım. Normalde işte %21, %19, 16 milyondan 17 milyon olmuş. Gelmiş 17 milyondan 18 milyon olmuş. Niye %10?
Hemen sen şunu diyorsun ki, ha demek ki miktar sürekli artıyor ama artış hızında farklılaşma var. Bir önceki döneme nazaran. Tamam mı? Mantığımızı o şekilde kuralım. Lütfen. Devam edelim, göç konusuna gelelim. Nüfus için söylememiz gereken önemli özellikler bu şekilde. Zaten burayla ilgili canlı yayınlarda sizlerle soru çözdüğüm zaman hafta sonları bunları böyle destekleyecek, pekiştirecek bolca grafikli ve sütunlu sorular ve yorum soruları çözeceğiz. Daha böyle kafanızda yatmış olacak. Şimdi gelelim göç konusuna. Göç, insanların çeşitli sebeplerle bulunduğu yerden, yaşadığı yerden geçici veya sürekli olarak başka bölgelere gitmesi ve o bölgeleri terk edip başka noktalara ulaşması unsurdur. Tabii bu göçlerin birçok önemli sebebi vardır. Bu sebepler arasında doğal nedenlerde, yani doğanın yaratmış olduğu insan üzerindeki baskı noktalarında, işte erozyonun, tsunami'nin, depremin, volkanik püskürmenin, kasırganın, toprak kaymalarının yaşanması ve insanların yerleşim yerlerinin artık onların yaşamlarına elverişli olmaması ve farklı yerlere göç etmelerini işaret edebiliriz. Sosyal nedenler arasında insanların toplumsal düzen içerisinde oluşturmuş olduğu ve değer kaygısı oluşturduğu eğitim, sağlık, macera, dil, kültürel farklılıklar, evlilik, akraba bağları gibi toplumsal ilişkilerden ve değer yargılarından ortaya çıkan unsurları gösterebiliriz. Siyasal nedenlere baktığımız zaman savaşları, işte mübadeleyi, yine mübadele değişim demek, az sonra onun hakkında daha somut bir veri vereceğim sizlere, etnik çekişmeleri, yani milliyetçiliği, iç isyanları, ihtilalleri ve sınır değişiklikleri siyasi unsur olarak gösterebiliriz. Bir de ekonomik nedenler var. İşte tarımda makineleşme oldu, ne oldu? İşte traktör girdi devreye, insan gücüne ihtiyaç azaldı. Doğal olarak sen işsiz kaldın, iş aramak istiyorsan farklı yere göç ettin. Doğal kaynakların varlığı, geçim sıkıntıları, gelir dengesizliği, miras yolu, toprakların bölünmesi, işsizliği, iş arama ve hayatını idame ettirme arzuları, bunların hepsi göç nedenleri arasında gösterilebilir. Peki faktörlerine gelelim. Şimdi bu göçlerin çekici ve itici faktörleri vardır. Bunlar da sınavlarda soru kalıbı olarak karşımıza gelebiliyor. Mesela hani aşağıda göç faktörleri verilen unsurlardan veya seçeneklerden hangisi diğerlerinden farklıdır tarzda gelirse, hani 4 tanesi çekici, bir tanesi itici olarak gösterilebilir. Çekici faktörler arasında o bölgenin eğitim olanaklarının gelişmesi, sosyal imkanlarının o bölgede fazla olması, sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması, iş imkanlarının fazla olması ve şehir hayatının çekiciliği buradaki çekici faktörler arasında. Ancak itici faktörler arasında iş imkanlarının kısıtlı olması, doğal şartlarda bağımlılık, güvenlik endişesi, sosyal yaşam yetersizliği ve altyapı eksiklikleri insanları göçe iten sebeplerdendir. Bunlar göçe çeken faktörler, bunlar göçe iten faktörler. Siyasi nedenli göçlerle doğal afetli nedenler, bakın, zorunlu göç olarak biliniyor. İlave notlarımıza gelelim. Sosyal ve ekonomik nedenli göçler isteğe bağlı göçlerdir. Göçe neden olan faktör olumsuz ise itici faktör, olumlu ise çekici faktördür. Bunu da notlarınız arasında alın. Bir de ülke sınırlarının dışına yapılan göçler dış göç olup nüfus artışında etkiliyor. Çünkü miktar kaybediyorsun. Bunu da unutmayalım, notlarımız arasında yer edindirelim. Şimdi gelelim göçün sonuçlarına. Son olarak bunlara bakalım böyle. Şimdi göçün sonuçlarına ve göç türlerine baktığımız zaman önce göç türlerini söyleyeyim. Daha sonra yani bu göçlerin en son sonuçlarıyla artık konuyu bağlayalım. Şimdi göç türleri arasında burada kayınlar göçü var. İşte hatırlayın, Orta Asya'nın o kurak steplerinden Avrupa'ya doğru gerçekleşen ve Türkler göç ettikçe burada öndeki kavimlerinde birbirini iterek göç etmiş olduğu bir tarihsel süreçti. Siyasi, ekonomik birçok önemli sebebi vardı. Yeni dünya göçleri var. İşte kıtaların keşfedilmesiyle Amerika'ya, işte Avustralya'ya yapılan göçler gibi söylenebilir. Mülteci göçleri var. İşte günümüzde de savaşlardan ve diğer siyasi problemlerden komşu ülkeleri ve farklı ülkelere yapılan göç hareketleridir. Beyin göçleri var. Bu eğitimli insanların o ülkede işte bir gelecek görememesi, aynı zamanda o iş kendi gelişmiş olduğu alana yönelik iş alanı bulamaması, işsiz kalması ve hayat kaygılarından dolayı göç etmesine dayalıdır. Ülkemizde de son yıllarda beyin göçü sayısı artmaktadır. Bu da işsizliğin vermiş olduğu olumsuz bir durumun kötü bir yansımasıdır. Bu yüzden de şu an hükümet tarafından da tersine beyin göçü teşvik politikaları artırılmış durumda. İşçi göçleri var. İşte 60-65'lerde Türkiye ile Batı Avrupa ülkeleri arasında gerçekleşen antlaşmalarda görmüş olduğumuz göçlerdi. Mübadele göçleri var. Mesela Türkiye ile Yunanistan arasında 1930 yılında imzalanan işte ahali mübadelesi anlaşması var. İşte Yunanistan'daki Türkler, Türkiye'deki Yunanların yer değiştirmesi yönelik olarak. Bir de doğal afet göçleri var. Bunlar da işte yangınlardan, heyelanlardan, depremlerden, tsunamilerinden ve diğer unsurlardan, volkanik faaliyetlerden meydana gelen göç hareketleridir. Peki göçler gerçekleşti, neler meydana geldi? Bir defa nüfus ve yatırım dağılımı dengesizleşti. Mesela Türkiye'de ağırlıklı olarak İstanbul'a göç ediliyor veya Marmara bölgesine, Ege bölgesine. Doğal olarak
hani yatırımlar ağırlıklı olarak bu noktalara yapılıyor. Tarımsal üretim azalıyor. Çünkü hani köyden kente göç, tarımsal, taşra faaliyetlerinin ekonomik etkinliğini azaltacaktır. Şehirlerde erkek kırsallarda kadın nüfusu daha fazlalaşıyor. Fabrikalar kent merkezlerinde kalıyor. Çünkü sen zamanında mesela kent dışında fabrikaları yapıyorsun ama sürekli kente bir göç hareketi var. İnsanlar ev mesken tutuyor, bir bakıyorsun fabrika şehrin içinde kaldı. Çarpık kentleşme ve gece konulaşma artıyor. Yine bununla beraber bitki örtüsü tahribatı artıyor. Çünkü yeni yerleşimleri demek ormanlara, bitki örtüsüne zarar vermek demektir. Altyapı hizmetleri aksıyor. Yine trafik sorunu artıyor. Kentlerde iş olanakları azalıyor. İşsizliği artıran bir unsur ve çevre kirliliği de bu bölgelerde artıyordur diye. Bu şekilde sonuçları vardır diyebiliriz. Evet. Bu şekilde konumuzu sona erdirdik. Şimdi hemen geçen derste size vermiş olduğum ödevlere bakalım ve bu dersin ödev sorularına gelelim. Önce geçen haftaki soruyu bir çözelim. Diyor ki, sıcaklık enlem şartlarının bitki örtüsünün dağılışına ve yükselti sınırına etkisi düşünüldüğünde aşağıda verilen dağların hangisi ekvatora daha yakındır? Bakın, bu gibi sorular sorulduğu zaman özellikle hani bitki örtüsünün ulaşabileceği en yüksek nokta ekvatora en yakın alandır. Tamam mı? Unutmayın. Yani bitki örtüsü en fazla hangi metreye çıkmışsa, en yüksek metre neresiyse bitki örtüsünün çıkabileceği burada. Orası bizim için ekvatora en yakındır. Çünkü ekvatordan kutuplara doğru ne olacaktır burada? Yerleşme üst sınırı, aynı zamanda bu hani bitki örtüsünün üst sınırı da azalıyor. O zaman bakalım yine 3500 metre, 3000 metre, 1000 metre, 5000 metre, 4000 metre. Bu yüzden ekvatora en yakın olan yerin D, yani 5000 metre ile daha sonra E, 4000 metre bakalım. Sonra A, 3500 metre. Daha sonra B, 3000 metre. İşte ekvatora en uzak kutuplara en yakın yerleşme üst sınırının en düşük olduğu C noktası bizim sorunun doğru cevabı oldu. Ekvatora daha uzak dediği için C sorumuzun doğru cevabı. Diğer sorumuza bakalım hemen. Yukarıdaki dünya haritasında aşağıda verilen bitki türlerinden hangisinin dağılışı gösterilmiştir? Dikkat ederseniz ekvator ve çevresinde 0-10 arasında etkin olan bir bitki türü var burada değil mi? Şu bölgelerde hakim olan bitki türümüz bizim neydi bu bitki türünün ne ismi veriyorduk? Saman mı değil mi bu bölgeler? Saman bölgeleri gösterilmiştir. Tayga, kutba yakın alanlarda, stepler, iç kısımlarda, şuralarda, yağmur ormanları ekvator üzerinde olacaktı. Alpin çayırlarda, yine dağlık alanlardaydı. Burada saban alanları gösterilmiş. Bu haftaki ödev sorunuza gelelim. İki sorumuz nüfusla ilgili. Bunları mutlaka çözün. Bir sonraki derste de bunların çözümünü yapalım. Kendinize çok çok dikkat edin. Derslerinize hepinize başarılar dilerim. Hadi bakalım. Hoşçakalın.